mor ışık, sarı ışık, parlak bir ışık. Harika. Başka hiçbir şey yüz görmedim. Direkt açtım yani tepeyle bağlantı. Yükseliyordum yani. Böyle bir şey yükseltiyordu beni. Sadece o his. Hı-hı. Dediniz mesela şey, falan. Orada hiç kimse yoktu. Güzel. Ben kendimi gördüm ama hiç kimse yoktu. Sürekli öyle bir şeyler görmek istedim. Ben de görüldü o an zorladım. Yok. Evet. Neyi fark edeceğiz bu arkadaşlar? Hani biraz çok önemli. Hani bir şeyleri görmek istedim kısmı var ya, önemli. Hani mesela koç arkadaşlara da söyleyeyim. Bir şeyleri görmek istemek değil, bıraktığınız zaman görülüyor bu hikaye. Hani ben oradan böyle atınca, ben bunu görmek istiyorum deseydim ben bunu göremeyecektim. Anladınız değil mi? Bir sonrakinde daha sizi kontrolü bırakmanızı istiyorum. Hani kontrolde gittiğiniz zaman, çünkü yukarının da evreni bir kontrolü var. Sanki o şey gibi, hani kapıyı çalmadan içeriye girmek gibi bir şey. Hani içeriye dalmak. Diyor ki o zaman bir dakika. Ama kapıda durup teslim olduğun zaman o sana kapıyı sonsuz açıyor. Ve o kapı açıldıktan sonra girdiğin zaman manzara muhteşem. Anladınız değil mi? Sizinle de ikinci çalışma. Ben kendimi komple bıraktım. Görülüyordu zaten. üst enerjilere bağlandım. Ben zaten sürekli meditasyon ıvır zıvır yapıyorum. Farklı deneyimler yaşadım şu 1,5 aylık dönemde. Şimdi uzaydaydım. Yaradan, yani hepimiz bir aradaydık, öyle söyleyeyim. Oradaydım. Enerjileri çok yoğun şekilde hissettim. Sonra mahkeme kurulduğunda da ben orada ilk insanın yüzleştiği şey kendisi. Evet. Kendimle yüzleştim. Kendimi çıkabildi mi karşına? Çıktı, göz göze baktık. Kendimi affettim. Kendimi sevdim, sarıldım. Bunları yaşayarak ben oldum. O yüzden çok teşekkür ettim ona. Harika. Kendimi oluyor. Sonra karşıma babam çıktı. Babamı affettim. Sonra annem çıktı. Sonra eski eşim çıktı. Böyle herkesi affettim. Kendi çok küçük, hiç en 4-5 yaşıma kadar gidebiliyordum. Hani şu zihnimle, hani bilinçli olarak. Çok daha eski bir şey aklıma geldi bir anda. O küçük Ayşe geldi. Onu sevdim. Yaşadığımız her şeyin bize çok şey öğrettiğini, korkmaması gerektiğini, onu affettiğini söyledim. Her şey bitti, sonra geldik. Çok güzeldi yani. Çok güzel bir deneyimdi. Yeni ben de birleştim. Nasıl olacak? Ondan sonra. Yani ilk çalışmada bunları yaşamak gerçekten harika şeyler. Sevindim. Daha buradayız. Harika, güzel yaşadınız. Güzel bir şeyler fark ettiniz. Burada en ufak bir şey bile aslında ufak değil, çok büyük bir şey arkadaşlar. Hani bırakamamayı görmek ya da hani şunu affedemedim ya da hani şuna kızgınım. Bakın hep bunlar bizim hayatımızda. Bunlar hepsi bana zarar veriyor. Bedenime zarar veriyor. Ruhuma zarar veriyor. Ve hep diyor ki ruhunuz bu bedende olmayı ister mi? Hani ben ruh olsam bu bedende olmak ister miyim? Ki beden ziyade zihin hani. Bedeni ve zihni kabul edebiliyor olmak, kombine çalışmak. Hep kendinize bir ruh olarak sorun. Bu bedende olmak ister miyim? Bu zihinde. Çünkü o beden derken hani içinde öbürü de kapsıyorum. Komple burada olmak demek ne demek? Hani bir emel olmak demek ne demek? Ruh olsaydım ben emeli neden seçerdim, neden seçmezdim? Bunları sorun kendinize. Ve gerçekten arındığımız zaman, çünkü normalde arınmış olarak temiz geliyoruz buraya. Hani çevre kirlediği gibi kirletiliyoruz duygularla. Ama inanın ki birçoğunu da kirleten kendimiziz. Kendi kendimizi kirletiyoruz. Kendi seçimlerimiz galiba. Evet, evet. Kendimizi kirletiyoruz. Biliyoruz hatta, arıtmaya giriyoruz aralık. Ama sonra tekrar, gene bir bakmışız ki en kirleten biziz. Ama evet, bunu fark edip kendimi kızmıyorum. Yıllarca kendime kirletmiş olabilirim. Yıllarca kendimi zihnimde negatif bir şeyler yaratmış olabilirim. Orada da kızmıyorum. Evet. Çünkü onu da yaratma sebebim oldu. Neden kontrolü bırakamıyorum? Ya da neden affedemiyorum? Neden öfkeliyim? Neden kızgınım? Neden suçluluk hissediyorum ya da suçluyorum? Hepsinin hikayeleri var. Ama hepsinin hikayesiyle çözülmedikten sonra evet. Her şey bu ve biz buna yaşam diyoruz zaten. Ve buradayız zaten. Hani böyle
hadi ben bunu geçireyim, öyle bir şey yok. Bütünlemeye kalmak var. Ama sınıf atlamak yok. Yaşayacağız onu. Onun için buradayız. Yani dünyalıyız şu an. Her ne kadar spiritüel de olsak, ki spiritüel kısım çok kolay. Asıl zor olan burası ya da asıl hikaye burası. Spiritüel değil, çok güzel yaşayabiliyoruz zaten. Buradan arındığımız zaman, buradan özgürleştiğimiz zaman, o hafifliği, artık hafiflikte ne demek? Evet, affedebilmek ama kalpten affedebilmek. Yani bu, buradan affetmek hikaye. O yüzden diyorum ki hani olumlama yapın, 20 gün, 2 gün, 40 gün, 80 gün. Hikaye. Ama bir gün şuradan tam affedersin, hani sigarayı bırakmak gibi değil mi? İşte bıraktım, bırakıyorum, bıraktım, 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 bitti. Onun gibi affetmek de öyle. Hani bugün azıcık affedeyim, yarın biraz daha affederim, öbür gün az daha mı affetsem, ay biraz daha mı düşüneyim, yok daha henüz affetmem gibi gibi değil. Gerçekten affedip artık özgür bırakmak. Zaten o artık sizi etkilemiyor. İnanın ki öyle enteresan sihirler var orada. Gibi. Ben çok önemsiyorum affedebilmeyi. Ve en kötü düşmanınız, yani düşman dediğim kişiler bize gerçekten o dersi öğretmeye geldiler. Ki bunlar en yakınlarımız. Çok uzak değil. Anneniz, babanız. Çünkü ben insanlarda çalıştığım zaman çok uzak çalışmıyorum arkadaşlar. Kimle çalışıyorum? Anneyle, babayla, kocayla, eşle, sevgiliyle, çocukla çalışıyorum. Oğluyla, kızıyla çalışıyorum. Bu ölmüş de olabilir. Şu anda yaşamıyor olabilir. Şu anda bu bedende olmaması duyguların bittiği anlamı taşımıyor. Aynı duygular devam ediyor. 25 sene önce ölmüş ama asla affedememiş mesela annesini ya da babasını. Onunla o çalışmaya gidip orada o duyguyu affettiriyoruz. O zaman o aslında burada henüz o bedenlenmesini tamamlamış olan ruha da çalışma yapmış oluyoruz. Ya da ruha da nefes aldırıyoruz. Bu çok önemli. Hani ölmüş olması dedim ya, hani her şey bitti değil. Varsa... Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey soracağım. Benim bütün şu kollarım, şuralara çok fazla uyuşma oldu. Yani çok yoğun hissettim. Çok önemli. Duygular. Şimdi nefes konsantrasyonunu arttırıyoruz. Yani çok şiddetli kasılma değil ama bunlar uyuştu. Hissetmedim yani aslında. Duygularım. Aslında burada direkt mesela hani nefes değil de regresyona geçtiğimiz zaman o sırada direkt sana soru sorduğum zaman hani şu anda bu uyuşmaya bağlan, bu uyuşma seni bir olaya götürecek dediğim zaman orada bir olaya geçiyorsun. 10 sene önceki olabilir, 20 sene önceki olabilir, anne karnı olabilir. Direkt o duyguyla yüzleşiyorsun. Şu anda tam olarak onun ismini hani bilinçli olarak bilmediğim bir şey var ama inan ki bunlar şifalandı. Şey hissettim aynı zamanda, ellerimi sanki dünya tutuyor gibi hissettim. Yani bunları bunun ağırlığını hissettim evet, yani. Bunları daha da fark edeceksiniz. Mesela şu anda bunları yaşadınız ya, bir saat sonra, iki saat sonra ya da yarın, bugün rüya olabilir, vizyonlar olabilir. Aa aslında şuydu, aa aslında buydu gibi açılmalarınız olacak. Bu çok önemli. Bir de ben kendimi küçüklüğü gördüğümde çok ağlarım. Sebebini bilmiyorum. Evet, çok özlediğimi fark ettim. Harika. Çünkü o da seni gördü hani. Büyüğü gördü ya, vay be büyümüşsün. Hatta bazen anne olmuşsun ya da evlenmişsin, eş olmuşsun gibi gibi. O gözle bakmak çok farklı. Güzel bir şey yani. Güzel bir şey yaptık arkadaşlar. Başka söylemek isteyen bir de Emel Hocam bir şey söyleyeceğim. Antiparantez. Şeydi galiba değil mi isminiz? Ben transa girdim. Ben kendimi komple bıraktım. Bedenimi hissetmedim yani. Ben onları kendim yaşayınca gülme krizine giriyordum. Ben sustum ve sustum. Ağlamanın gibi. Yani bunlar önemli arkadaşlar. Koşunun altında gülme de duygudur. Hani gülüyoruz kendim ama gülmenin arkasında ağlıyorlar var. Yok güldü diye anlatıyor da onun arkası sonra güldür güldür geliyor. Kadınların zihnini sor da erkeklerin zihnini konuşalım. Güzeldi değil mi? Ya ben şey. Çok güzeldi ama burada kalsın yani. Tamam. Orayı çekme.
biraz bahsettik.